Selamlar herkese yine ben. Ve günün ikinci videosuyla yine sizlerin karşısındayım. Ama konumuz harbiden çok boktan. Çünkü bugün de yine aptal Rolfes bir geldin, karşı karşıyayız. Ederim. Ama iyi Allah Allah kiminle işleniyor kim lan? Tarafından bakacak olursak eğer bu seferki yayıncı yabancı. Ve evet biliyorum He. genelde bu kanalda Türkiye'de olan şeyleri konuşuyoruz. Fakat dün karşıma öyle bir klip düştü ki yabancı dahi olsa bu konu hakkında konuşmak istedim. Ben bu insanların mizah anlayışını hakikaten anlayamıyorum ya. Şahsen şunu kabul etmek istiyorum ki bazen hassas olaylarda üzerine düşünülmüş mizahlar yapıldığı zaman bu bile her ne kadar çok hassas bir konu olsa dahi komik olabiliyor. Ha tabii ki gülersin gülmezsin o senin tercihin. Ama bazı insanlar mizah adı altında o kadar gerizekalıca ve anlamsız şeyler yapıyorlar ki, ki sadece öyle bön bön baka kalıyorsunuz ve ne yaptığını anlat. Ne anlat. artık ne olur anlat. Çalışıyorsunuz. Anlayamıyorsunuz orası ayrı konu. Dün Dam Dam Ciz adındaki bir kick yayıncısı kickte açmış olduğu bir canlı yayında evsiz bir kadına rastlıyor. Ve evsiz bir kadınla ayaküstü bir sohbet gerçekleştiriyor. Bu sohbetin ardından kendisini yürüyüşe davet ediyor. Ve ardından da kendisine yemek ısmarlayacağını söylüyor. Şimdi buraya kadar her şey okey değil mi? Ne kadar evet, tatlı ne kadar tatlı. düşünceli bir davranış bu. Ha bazı insanlar eğer adam gerçekten de bu kadına yemek ısmarlasaydı bunu şov için yaptığını düşünebilirler. Ama ben şahsen bardağın dolu tarafına bakmaktan yanayım. Yapmak istediği hareket gerçekten güzel ve tatlı. Fakat sonrasında yaşananlarda bir hayli rezalet. Kik yayıncısı kadını bir restoranta götürüyor. Yemeklerini yiyorlar, sohbet ediyorlar ve ardından da hesap geliyor. Hesap öyle çok da abartılı bir hesap değil bu arada. Hele ki bir kik yayıncısı için hiç değil. Yayıncı da ardından hesabı inceliyor ve kadına arabamdan cüzdanımı alıp geleceğim diyor. Ve cüzdanını almaya gittiğinde ise şöyle bir an yaşanıyor. <laughs> Zorda bırakmıyordur inşallah. My name's uh ATM Ouch. Nari Nari Nari. Thank you. Yeah. I'm all right. Yeah, I'm alright. Yeah, I'm alright. Yeah, I'm alright. Gerizekâ. Aa ne kadar iğrenç bir şey lan. Aa ya. <gülüyor> <gülüyor> I'm just on stream. You're what? I'm just on stream. Evet görüntülerden de anladığınız üzere Kik yayıncısı hesabı ödemeden oradan kaçıyor. Ve hem kadını oracıkta çaresiz bırakıyor hem de yardım edeceğim ayağına dolandırıyor. Çünkü kendini aldığı şeyleri de aslında kadına kitlemiş oluyor. Ve daha Aha. sonrasında ise evsiz kadının başına ne geldi hiç kimse bilmiyor. Belki de restoran tarafından azarlandı belki de hakaretlere maruz kaldı kim bilir. Ama bu konu hakkında birazcık empati yapmaya çalıştığımda ve kendimi kadının yerine koymaya çalıştığımda hakikaten için bir karanlık kaplıyor. O kadar çaresiz o kadar üzücü bir durum ki sırf bir dangalak gündem olmak istediği için kadın... Ya sakin olsanız, adam banlandı kadına da 50 bin dolar verildi. Ya 50 bin dolar verirse de, yani verilmeye de bilirdi. adam banlanmaya da bilirdi. Çok. Yani kötü bir durum. ...bildiğiniz eğlence malzemesi yapıyor. Ve işin komik tarafı çetin birçoğu da buna gülüyor. Ha arada bazıları bu yaptığın yanlışlığı falan yazıyor ama çoğunluğu gülüyor yani. Ve adam da elbette gelen tepkilerin ardından bu yaptığının doğru olduğuna inanıyor. Ve komik ne? olduğunu düşünüyor. Ardından da elbette Aa! globalde bu adam baya bir linç yiyor. Hatta o kadar fazla linç ediliyor ki Kik hesabı aynı gün kapatılıyor. Bu arada Kiki bu konuda gel. gerçekten tebrik etmek istiyorum. Yani Twitch mesela asla ve asla böyle bir şey yapmazdı diye düşünüyorum. Helal Ama olsun bu... Kik! Helal olsun Kik! Yeşil Kavir! Zafurkan! konuda anında aksiyon aldı. Ve adamı Kik'ten ömür boyu banladılar. Artık bir daha da Kik'te yayın yapamayacak. Daha sonrasında ise Kik'in CEO'sundan bu konu hakkında bir açıklama geldi. Kik'in CEO'su bu konunun çok acınası bir konu olduğunu ve eğer ki kendisi oradaki evsiz kadını bulursa kendisine 50 bin dolar yardım yapacağını açıkladı. Bu gerçekten çok ince bir davranış bu arada. O yüzden kendisini tebrik ederim. Ha elbette kadının üzüntüsünü ve moral düşüklüğünü karşılar mı? Ondan emin değilim. Tüm bu yaşananların ardından elbette yayıncı da bu konu hakkında bir açıklama yaptı. Yapmış olduğu açıklamada kendisinin yayın öncesinde bu kadınınla anlaştığını ve tüm yaşananların aslında bir senaryodan ibaret olduğunu söyledi.

...olduğuna dair herhangi bir kanıt paylaşamadı. Ve Kik'ten ban yemesini ise Kik'in ırkçı bir platform olmasına bağladı. Bunun ırkçılıktan ne alakası var? Yapayım. Yani ne? arkadaş özellikle Türkiye'de çok işe yarayan mağdur edebiyatını yabancılarda yapmaya karar vermiş. Ama yabancılar elbette bu numaraları yememiş. Ve kendisini linçlemeye devam etmişler. Ve adam yapmış olduğu açıklamanın hiçbir yerinde bunun için üzgün olduğunu da söylemiyor. Burada beni birazcık Terbiyesiz şaşırttı açıkçası. Çünkü genellikle ya. bir bok yiyen insanlar tepki gelmeye başladığı zaman bu konu hakkında üzgün olduklarını falan söylerler. Ama benim anlamadığım bir şey var. Ulan bu hareketleri sergilerken gülüyorsun eğleniyorsun. Hatta Çetin'le seninle birlikte eğleniyor. Hey Olay ya. yaşanırken bunun kötü bir şey böyle. olduğunu fark etmiyorsun insanlardan tepki gelince mi fark etmeye başlıyorsun? Ben bunu mesela gerçekten anlayamıyorum. Yani demek ki bu adama kimse tepki göstermeseydi bu adam yaptığı ya, şeyin iyi bir şey olduğunu ve komik bir şey olduğunu sen düşünecekti. Diyorsun, ben oğlum? buradan şahsen bunu anlıyorum. Siz ne anlıyorsunuz bilmiyorum. Ama bunun bence başka bir açıklaması Sinan da yok zaten. Geldi. Umarım kendisi de ne kadar boktan bir insan olduğunu farkına varır ve bir daha da herhangi bir platformda yayın yapmaya devam etmez. Birazcık şerefi ve onuru varsa en azından bunu yapar. Benim bu konu daha fazla ya. söyleyecek bir şeyim yok. Evsiz bir insanı o kadar sen gidiyorsun, sohbet ediyorsun, yemek yiyorsun sonra parayı vermeden kaçıyorsun ya. İnsanlar gerçekten izlenme böyle alttan saptan şeyler nasıl yapabiliyor ya? Allah'ım ya Rabbim ya. Bir yayıncı chat'i tanıtır. Sözü cidden doğruymuş. O sırada benim chat. Bu kadın yayıncı, bu bu kadın otistik, bu yayıncı engelli. Yani o zaman siz de mi engelli oluyorsunuz? Allah'ım ya samimiyet aynen bayağı samimiyet <gülüyor> eyvallah <gülüyor>